Sevgili seyirciler, bugünkü dersimizde dinamiği anlatıyoruz. Dinamik acayip güzel bir konudur. Yani fiziğin temellerini atan bir konudur. Rahmetli Newton. Bugün bununla ilgili işte ne var ne yok. Oturayım anlatayım, böyle konsepte yattık, iyi oldu, böyle rahat. Şaka yaptım, bir daha başlıyorum. 1-2-3. Merhaba arkadaşlar, ben Elçin Tüm. Bugün sizlere dinamik anlatacağım. Dinamik fiziğin temel konusudur. Çok da güzel bir konusudur. Görüldüğü üzere bugün ne yaptık? Tebeşirden vazgeçtik. Beyaz tahtaya geçtik. Neden? Tebeşir sesi rahatsız ediyor sizi diye bak. Bu kadar da önemsiyoruz yani sizi. O yüzden konuyu çok güzel anlatıyoruz. Hemen başlıyorum. Dinamik. Arkadaşlar dinamik dediğimiz şey şöyle. Şimdi Newton'un 3 tane yasası vardı. Newton. Şu kafasına elma düşen güzel insanın 3 tane yasası var. 1- eylemsizlik. 2- dinamiğin temel prensibi. 3- etki tepki yasası. Etki tepki yasası. Öncelikle eylemsizlikten başlayalım. Eylemsizlik şu demektir arkadaşlar. Şimdi burada çiçeğim var benim. Bu böyle kendi halinde duruyor. Üzerinde net bir kuvvet olmadığı için ne ilerliyor ne geri gidiyor. Ebediyen de böyle kalır. Bunda herhangi bir sorun yoktur. Eğer ki net bir kuvvet, bak net kuvvet, kuvvet uygulamak demiyorum. Dikkat et, bu bir kavram yanılgısıdır. Ben eşit iki tane kuvvet uygularım, net kuvvet sıfır olur, gene hareket etmez. Eğer bir net kuvvet uygularsam bu arkadaş hızlanmaya başlar veya belli bir hızı varsa da net bir kuvvetle bu arkadaşı yavaşlatabilirim. Yani ivme kazandırabilirim. Biz bunu nerede görüyoruz eylemsizliği ayrıyetten? Diyelim ki yolda gidiyorum güzelce arabayla büyük bir hızla, bir anda frene bastığımda öne doğru uçuyorum. Neden? Çünkü ben var olan hareketimi korumak istiyorum. Ben ne kadar güzel gidiyordum diyorum, bırak beni, ama sen beni durdurmaya çalışınca ben hala hareketime devam etmek istiyorum. İşte biz buna eylemsizlik diyoruz. Bu birinci yasamız. Bunu hemen cepte koyduk. Şimdi temel prensip. Temel prensip dediğimiz şey de şu arkadaşlar. F eşittir M çarpı A. F dediğimiz şey kuvvet. M dediğimiz şey kütle, A dediğimiz şey de ivme. Ama aslında üzerlerine biliyorsunuz vektör de koydum, bazıları vektörel. Gerçekten Newton bize böyle söylemedi. Newton bize dedi ki F çarpı delta T, M çarpı delta V'ye eşittir dedi. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Hemen birimleri yazalım. Bu Newton, bu saniye, bu kilogram, bu da metre bölü saniye. SI birim sistemi kullanıyoruz biliyorsunuz 2000'den beri. MKS demektir. Yani uzunluk için metre, kütle için kilogram, zaman için zaten hep saniye kullanacağız. Newton bize şunu söyledi. Dedi ki bir kuvveti belli bir süre uyguladığında kütleyle ters orantılı bir hız değişimi sağlarsın. Çok tatlı. Zaten biz bunu hayattan da biliyoruz. Nasıl? Newton bize dedi ki eğer bir kuvvet uygularsam, nasıl bir kuvvet uygularsam, elimde bir tane top var. Topla bir kuvvet uygularsam, çok az bir zaman aralığında uygularsam çok deli bir hız değişimi kaydedemem. Böyle tık şuraya kadar düşer. Ama eğer alır, kuvveti büyük, süreyi de büyük tutarsam, yani uzun vadede etkiletirsem, eğer kütle küçükse çok büyük bir hız değişimi sağlarım. Eğer kütle büyükse gene hız değişimim daha küçük olur. Aynı konuyu itme momentum değişiminde göstereceğim. Diyeceğim ki bunun adı itme olacak o zaman. Belli bir itme uygularsan bir momentum değişimi yaşayacaksın diye söyleyeceğim. Sonra bir bakacaksınız ikisi aynı konu olmuş. Daha sonra biz her iki tarafı delta t'ye bölüp f eşittir m çarpı delta v bölü delta t şeklinde bir formül çıkardık. Buna ivme dedik. Acceleration'dır arkadaşlar. Olur da bununla ilgili herhangi bir YouTube'da bir video izlemek isterseniz, deney videosu. O yüzden hani kuvvet falan yazmayın. Böyle force yazın, İngilizce anlamlarını yazın ki gerçekten bunların animasyonla yapılmış çok güzel deneyleri var. Onları da görebilirsiniz diye. Şimdi biz diyoruz ki bir saniyedeki hız değişimine ivme denir. Bir saniyedeki hız değişimine ivme denir. Yeni bir kavram. Çünkü geçen senede bunu çok sordular. Daha önceki senelerde de artık kavramları soruyorlar bize. Diyor ki kuvveti biliyorum. Ben kuvveti itme, çekme ya da şekil değiştirme, bir sürü etmenini biliyorum. Kütleyi de biliyorum. Burada bir kütle olduğunun farkındasınız. Ama ivme yeni bir kavram. Bu yüzden de devamlı bize ivmeyi sorgulatıyorlar. Diyor ki bu ivme ne demek? Biz de diyoruz ki ivmenin olabilmesi için hızın değişmesi lazım. Hız değişimi gerekiyor. İster yön olarak, ister büyüklük olarak. Azalması, artması veya yön değiştirmesi bize ivmeyi sağlıyor. Unutma, bir saniyedeki hız değişimine ivme denir. Bu sefer ne diyoruz? Bir kuvvet uyguladın, kütlesiyle ters orantılı bir ivme kazanacağız diyoruz. İşte olayın temeli buradan başlıyor. Şimdi bununla ilgili çok güzel sorular, hepsini böyle kapsayan soruları çözeceğim. Süper öğreneceğiz.